Seyit Nezir, Türk şair, yayıncı ve öğretmen. Seyit Nezir, 18 Nisan 1950'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Asıl adı Muammer Akça'dır. Bazı yazılarında asıl adının yanı sıra Hasan Ali Mızrap imzasını kullanmıştır. İlkokulu İstanbul Sümer, Çorlu Aziz Günden ve Atatürk İlkokullarında okudu. Kepirtepe İlköğretmen Okulu'nu bitirince girdiği Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü Bursa ve Trabzon'da tamamladı. Mardin, İstanbul ve Van'da iki ayrı dönem ortaokul ve liselerle Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği yaptı. Şimdi yayıncılıkla uğraşmaktadır. İlk şiirleri 1968'de Yelken'de çıktı. Daha sonra birçok dergide yayımlandı. Kendisi de birçok dergi yönetti. Yasko Edebiyat'ın yazı kurulunda ve Yasko Yönetim Kurulu'nda yer aldı. D Yayın Evi'ni Mehmet Fuat'tan devralarak Düşün Dergisi'ni çıkardı. Ekim 1985'te Broy Yayın Evi'ni kurdu. Broy ve Şair'in Atölyesi dergilerini çıkardı. 1988'de Broy Dergisi'nde Veysel Çolak, Tuğrul Keskin, Hüseyin Haydar, Metin Cengiz ile birlikte Yeni Bütün Hareketi'ni başlattı. Broy Dergisi'nde yayımlanan Yeni Bütün Manifestosu, edebiyatımızın 1980'lerdeki parçalanmasına bir direnç oluşturmayı amaçladı. Eski dergisi Kasım 2001, Ekim 2005 tarihler arasında yayımladı. Dergi, yayın evinin kuruluşunun 20. yılında Eski Broy adını aldı. Tarık Dursun, Dağları Öylecene kitabındaki şiirler üzerine şunları yazdı. Kuşkusuz daha önceleri de vardı Seyit Nezir. Niye farkına varmamışım şiirinin peki? Okur. Hele şiir sever okur, arayıcı, bulucu olmalı. İyi şiiri, iyi şairi arayıp bulmak zordur ülkemizde. Herkes şiir yazıyor, herkes şiir söylüyor. Hamurumuzda, geleneğimizde var bu. Ölçülü, biçili, tartılı şiir diye bir şey varsa eğer, işte o ölçülü, biçili, tartılı şiire örnek. Duyarlılığı, içeriği, kelimeleri seçişiyle onları bir bir yerlerine oturtuşu, yüklediği anlam zenginliği, bir geçmiş zaman değiş ustalığına uzanışı, yanı sıra bunu şiirine özümsetme çabası ilginç. Seyit Nezir, ısrarla ile 1977 Lyon Şiir Başarı Ödülünü, daha sonra İzleri Var adlı şiir kitabının bir bölümünü oluşturan Hayırlı Acılar adlı dosya ile 1982 Ömer Faruk Toprak Başarı Ödülünü kazandı. 1982'den bu yana yarışmalara ürün göndermektedir. Halen Broy Yayın Evi'ni yönetiyor ve Aydınlık Gazetesi'nde Yüklem Gazetesi'nin kitap ekinde Ara Kablo başlığıyla edebiyat üstüne makaleler yazıyor. Eserleri: Şili Duyarlılığı, Israrla, Bütün Yarınlarda, Dağları Öylecene, İzleri Var, İnsanın Beyaz Kokusunda, Bana Bir Senaryo Dediydin, mesela Papalina, Mor ve Gülistan, Dağ Köylerinin Kadınlı Övgü, Göğsü Izgaralı Kadın, Kalk Artık, Acılardan Bugünkü Öğünü Kotarmaya, Bebeler Acıkmadan Daha, Kalk Artık, Gönlü Yaralı Kadın, Dağ Güneşten Önce Tırmanmalısın, Kamyonlar Boşalmadan Kasabaya, Kalk Artık, Sırtında odun yükü, boynunda çağın, koltuğunda peynir çıkın, pazara sen başlamalısın. Gözleri garazlı kadın, kalk artık, gurbeti en uzun sen yaşadın, hasretin düğümlü kaldı, sor artık, kimin boynuna ve bağlın. Çevirmişler pazarı, sakın ilişme tezgahlının yanına, sanki onlar için mayın, mayınlar, ölü mü döner huduttan, yaralı mı? Ya da zindanda mı kocan, aylar var ayrılalı. Derdi horalı kadın, yerinme, küşüm çekme, kalk artık. Hazırda mı merhemin, ekmeğin tandırda mı?